Arkadaşlar depo boşken bu musluk açıldığında T dakika sonraki deponun boş kısmının hacmini veren fonksiyon merak edilmekte. Şimdi arkadaşlar dakikada yani bir dakikada buradaki musluk ne kadar su akıtmakta? 60 litre su akıtmakta. O zaman T dakika sonra bu musluktan boşalacak, bu musluktan akıp gidecek olan su miktarı ne olsun? X olsun. Bu durumda arkadaşlar ben buradan X'in ne olduğunu bulacağım. 60 çarpı T'ye eşit olduğunu bulacağım. İçler dışlar çarpımı yaptığım takdirde. Deponun hacmi neydi? 1200 litreydi. X e, T dakika sonra toplamda musluktan boşalan su 60 T'dir. Demek ki arkadaşlar burada VT ifadesinin ne olması lazım? 1200 eksi 60 T olması lazım. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar dakikada yani 1 dakikada eğer ki 60 litre su akıtıyorsa bu durumda T dakikada akıtması gereken su miktarı X olsun. Burada işler dışarı çarpımı yapıldığında X ifadesi neye eşittir? 60 T'ye eşittir. Bu durumda havuzun boş kısmının fonksiyonu yazılırsa VT ifadesi burada havuzun toplam hacmi eksi boş olan yani akan su miktarı yani 60 T olmalıdır. Burada T'nin bize 15 dakika olduğu söylenmiş. O halde T yerine 15 yazarsam bu durumda burası 1200 eksi 60 çarpı 15'tir. Burası 900 yapar. 1200'den 900 çıkardığımda 300 kalacağından sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Arkadaşlar bitki 2 yılda toplamda ne kadar uzamış? 6 metre uzamış. Demek ki 2 yılda 2 yılda 6 metre uzuyorsa acaba 1 yılda ne kadar uzar? Onu bulmaya çalışalım. 2 yılda 6 metre ise 1 yılda nedir? 3 metredir. Şimdi arkadaşlar bilginin, bitkinin boyuna burada HT fonksiyonu yardımıyla göstermek istersem zaten bitki ilk ekildiğinde ne kadarmış? 1 metreymiş. O halde buraya bir tane 1 yazıyorum. Artı şimdi 1 yılda 3 metre uzuyorsa t yılda t yılda ne yapacaktır? 3t uzayacaktır. O halde bu ifadeye 3t eklendiğinde sorumun doğru yanıtı A seçeneğidir. Arkadaşlar Mehmet bir günde 20 TL para harcıyorsa o zaman x günde ne kadar para harcadığını bulmaya çalışalım. Bu durumda arkadaşlar buraya soru işareti dersem işler dışlar çarpım sonucunda soru işareti ifadesinin değerini 20x olarak elde ederim. Mehmet'in cebinde toplamda 2000 TL para vardı ve x günün sonunda bu kadar para harcadığına göre Mehmet'in kalan parası buna eşittir. O halde arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı T seçeneğidir. Arkadaşlar depoda 40 litre yakıt varken bu yakıtın tamamı 5 saatte bitmiş. O halde ben burada 40 ifadesini 5'e böldüğümde bu depodan saatte 8 litre yakıt harcandığını söyleyebilirim. Toplamda 40 litre yakıt vardı. Saatte 8 litre harcıyorsam 2 saatte 16 litre harcayacağım. O halde arkadaşlar 40'tan 16'yı çıkardığımda 24 elde ettiğimden doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar fx fonksiyonunu yazmaya başlayalım. Bir defa sabit gider 2000 olduğu için buraya 2000 liraya yazıyorum. Ürettiğimiz her malın maliyeti 40 lira olduğundan her mal için 40 lira masraf yapacağım. Ve x tane mal ürettiğinde masrafım buna eşit olacaktır. O halde doğru yanıt B seçeneğidir. Bu kartın kullanım sayısı olmak üzere Bursa'da eğitim gören bir üniversite öğrencisini bu karta yatıracağı toplam paranın TL cinsinden değerini veren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi tam bilet arkadaşlar 4 TL. İlk 35 kullanımda %25 indirimli. Şimdi 4 TL'nin %25'i 1 TL indirim olursa 3 TL. İlk 35 kullanımda arkadaşlar kullanım sayısı x olduğu zaman 3x TL ödemesi yapması gerekiyor. Demek ki A seçeneği olabilir. B seçeneği arkadaşlar olabilir. C seçeneği olamaz çünkü x küçüktür 35 diyor. Küçük eşittir olması gerekir. Bunları ne yapmış olduk? Eledik. Bu da yine olabilir diyoruz. 36. 36. kullanımdan 100. kullanıma kadar %30 indirimli seyahat edebilmektedir. Şimdi ilk 35'i kullanırsa arkadaşlar 35 çarpıştan 105 TL'lik bir başta bir ödemesi gerekiyor. Daha sonra 36 kullanımdan 100. kullanıma kadar yani bu durumda x eksi ne olmuş olur olur arkadaşlar? 35 diyoruz. Çarpı bu durumda %30 indirim. Şimdi 4 TL'nin %30'u 1.2 TL indirim yaparsa 2.8 TL yapar. Demek ki burada da 2.8 çarpı x, x 35 olur. Ne zamana kadar arkadaşlar? Eğer x burada 35'ten büyük ve 100'den küçük eşitse diyoruz. Seçeneklere baktığımızdan arkadaşlar 105 artı 2.8 çarpı x, x 35 A seçeneği olabilir. B seçeneği olabilir miyiz? Baktığımız zaman aynı şekilde B seçeneği de olabilir. E seçeneğine baktığımız zaman E seçeneği olamaz arkadaşlar. Çünkü farklı bir şey yazılmış. Yüzüncü kullanımdan sonraki her bir kullanımda yüzde kırk indirimli seyahat edebilmektedir. Şimdi yüzüncü kullanımdan kadar ne kadar ödemiş oldu? Buna bakalım. Bir 105 TL vardı. X'e bir de 100 verdiğimiz zaman arkadaşlar yüzden 35 çıktı. 65 çarpı 2,8. 65 2,8'i çarptığımız zaman 14 çarpı 13'ten 82 yapar. 105 ile topladığımız zaman 287 yapar. Yani 287 TL'lik bir ödemesini yapmış oluyor. Daha sonra yüzde %40 indirim. 4'ün %40'ı 1,6. 4'ten çıkardığımız zaman 2,4 çarpı x eksi 100 oluyor arkadaşlar. Çünkü e, tabi burada 287 ile başlaması gerekiyor. 287 artı 2,4 çarpı x eksi 100. yüzden büyük durumlarda. B seçeneğinde e, farklı bir sayıyla başlamış. 182 ile başlamış. Bu olmaz. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneği. Buna göre ilgili sezonda Sercan Yıldırım'ın Bursaspor'dan alacağı transfer ücretini TL cinsinden attığı gol sayısına bağlı olarak veren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? 900 bin sabit ücret ilk 10 gol için gol başına 5 bin lira ücret ödenecek. İlk 10 gole kadar ne olması lazım? O zaman 900 bin artı 5 bin çarpı x olması lazım. Yani x 10'a kadar yani 10'a kadar olduğunda durumlu olması lazım. Bu olması lazım. Şunlar olmaz. Yani bu x küçük 10 diyor bunlar. x küçük eşit 10 olacak. Şimdi bunlardan baktığımız vakit 3'ü de olur. Sonra gelelim ikinci şeye. Attı ilk 10 golden sonraki her bir gol için gol başına 8 bin lira ücret ödenecektir. Yani bu son, sonraki her bir gol için yani sonraki gollere için 8 bin lira veriliyor. O zaman ilk goller gene nereden geliyor? İlk goller gene 5 binden geliyor. 950 bin lira olacak. Ama ondan sonraki goller mesela 11. golde 8000 lira gelecek. O zaman daha önce kaç kazandı? 950.000. Bu sefer de 958.000 olacak. O zaman onlara bakalım. Buraya verdiğimiz vakit bu 911 gol olursa 988 olur. 958'i arıyorum. Bu olmaz o zaman. Burada 11 yazarsak bu da olmaz. Bu da 1 milyonu geçiyor. Burada ise 11. golde ne olacak? Burası 88. O zaman 88'i şuraya ilave edersek 8, 9, 58 bin olacak. Doğru cevap D seçeneği.